Gaziantep'in en prestijli ve karlı yatırım projesi İkonova. Sadece %1 peşinatla dairenizi seçin, ilk ödemenizi Temmuz 2017'de yapın. Aralık 2017'de evinize taşırın. İkonova'da yaşam başlıyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanları 4. Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya konuşmasında Avrupa'daki toplam mültecinin 3 katını Gaziantep barındırıyor. Bir tecrübe paylaşımı merkezle yerel ilişkilerin sorgulanmasıdır. Biz yereli kalkınmanın öncüsü olarak görüyoruz. Demokrasinin beşiği ve siyasetin okuludur yerel yönetimler. AK Parti bir yerel yönetim hareketidir ifadelerine yer verdi. Gaziantep deyince hakikaten az evvel başkanımıza ifade ettiği bir tarih şehri, bir medeniyet şehri. Aynı zamanda bir tacirler şehri. Maşallahlar var. Yani hakikaten yüksek bir ticari kabiliyetler olduğunu her noktada görmek mümkün. Dolayısıyla biz burada niye davet edildiğimiz sorusuna yine buradan Fatma Hanım bir ticaret çıkaracaktır diye düşünüyorum. Siz olun, dikkatli olmakta fayda var. Baktığımızda tabloya... Ben Gaziantep'teyim Sayın Bakanım. Yine de dikkatli olmak lazım. Şu anda dünyanın 100'den fazla ülkesine, 150'den fazla ülkesine 6,5 milyar dolarlık ihracat yapabilme kabiliyeti göstermek ve Türkiye'nin 6. büyük ihracat yapan bir şehri olmak bence önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin hakikaten motoru olan bir şehirdeyiz. Ama aynı zamanda bir cümleyle ifade edildi. Şu anda da bir ensar şehrindeyiz. Ülkede yaklaşık bulunan Suriyeli mültecilerin %10'u burada bulunuyor. Avrupa Birliği'ndeki toplam mültecinin 3 katını bir şehir barındırıyor. Dolayısıyla Gaziantep halkının bu anlamda tebrik etmek, takdir etmek ve onların bu âli cenaplıklarına, bu misafirperverliklerini yürekten alkışlamak hepimizin görevi. Ben Gaziantep'e teşekkür etmek istiyorum. Tabii Gaziantep aynı zamanda bir gastronomi şehri. Tatlı bir şehir. Tatlısı bol. Dünya tatlısı bir yer olduğunda ifade etmekte fayda var. Böyle bir şehirde misafir olmak hakikaten keyifli. Rabbim güzel ve bereketli bir toplantıda vesile olacağını inanıyorum. Değerli dostlar, kıymetli başkanlarım, bugün burada bu toplantıda bir tecrübe paylaşımı, bir merkezle yerel ilişkilerinin sorgulanması ya da yeniden yapabileceklerimizi konuşmak, şehre, insana, tarihe neler yaptığımızı, aldığımız emanetlerimizi, bakışımızı bir gözden geçirmek, İl Genel Meclisleriyle ilgili kısa alanda neler yaptığımızı ve belediyelerimizin örnek projeleriyle ilgili neleri görmemiz gerektiğiyle ilgili bir çerçevesini çizeceğimiz bir toplantıdayız. Ve bu toplantıda bizim yerele bakışımızda az evvel ifade edildi. Biz yereli kalkınmanın öncüsü olarak görüyoruz. Şehir şehir bu Türkiye daha büyük bir noktaya mutlaka gelmesi lazım.